Vücudumuzdaki hücrelerin ne kadarı bizim, ne kadarı bize ait? Sadece %10'u. Diğer %90 nereden geliyor? Aslında vücudumuzun %90'ı başka bakterilerden, başka hücrelerden, bakterilerden, virüslerden oluşuyor. Yani aslında biz bir mikrop yuvasıyız. Tabii ki bu mikroplar hepsi zararlı mikroplar değil. Flora dediğimiz şey, özellikle en fazla bağırsaklarda bulunan bağırsak florası vücudumuzun birazdan göreceğimiz birçok fonksiyonuna yarıyor. Bu en fazla mikrop bağırsaklarımızda bulunur. Bu bağırsaklarımızdaki mikropların yaklaşık 2 kilogram kadar olduğu tahmin ediliyor. 100 trilyondan fazla bakteri, 3 milyondan fazla da gen, yani mikrobiyom diyoruz buna, gen bulunuyor. İnsan geninden 150 kat daha fazla. Mikrobiyota neden bu kadar önemli? Neden bu kadar uğruna araştırmalar yapılıyor? Aslında mikrobiyota yediklerimizi sindirmemize fayda sağlıyor. İhtiyaç duyduğumuz besinleri bizim emilimine yardımcı oluyor. Bağırsaklardan emilimine yardımcı oluyor. B ve K vitamini gibi bazı vitaminlerin üretiminde rol alıyor. Bağışıklık fonksiyonunda da önemli rol olduğu düşünülüyor. Bunun yanında Parkinson, Alzheimer, şizofreni gibi birçok hastalığın da son zamanlarda kökeninde yattığı tahmin ediliyor. Özellikle bağırsak mikrobiyatası ile ilgili son çalışmalar obezite ve bağışıklık sistemi üzerine odaklanmış durumda. Yani şişman olmamızın sebeplerinden bir tanesinin de mikrobiyatamızdaki düzensizlik, çeşitliliğin azalması olarak tahmin ediliyor. Bununla ilgili araştırmalar sürekli her geçen gün artarak devam ediyor. Peki bağırsaklarımıza neden ikinci beyin deniyor? Duymuşsunuzdur muhtemelen. Aslında bağırsaklarımızla beynimiz arasındaki iletişimin önceden tek yönlü olduğu, yani beynimizden bir takım sinyaller göndererek tüm organlarımızda olduğu gibi bağırsaklarımızda düzenlediği bilinirdi. Ama son zamanlarda anlaşıldı ki bu etkileşim iki yönlü. Yani beynimiz bağırsaklarımıza sinyal gönderirken bağırsaklarımızdan o entelik sistem dediğimiz hadiseden de beynimize bir takım sinyaller gidiyor. Yani iki yönlü etkileşim var. Bağırsaklarımızdan beynimize giden sinyaller duyu, motivasyon, hatta yüksek bilişim fonksiyonlarımız, yani düşüncelerimizi bile etkilediği son zamanlarda anlaşılmış durumda. İşte bu yüzden bağırsaklarımıza ikinci beyinde deniyor. Mikrobiyota ile ilgili birçok araştırmanın olduğunu söyledik. Peki son araştırmalar ne diyor? Birincisi egzersiz. Egzersizin mikrobiyota çeşitliliğini artırarak sağlığımıza yararlı olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Bunu da araştırmalar destekliyor. Stres tüm vücudu etkilediği gibi mikrobiyotayı da etkiliyor. Mikrobiyota çeşitliliğini azaltıyor. Mikrobiyotanın çeşitliliğinin azalması aslında sağlığımız için zararlı. Mikrobiyota çeşitliliğinin artırılması da aslında sağlığımız için yararlı. Başka ne var? Çocukluk döneminde evde evcil hayvanlar beslenmek. Tabii ki birçok aile kızabilir ama evde kedi köpek gibi evcil hayvanların beslenmesi de mikrobiyota çeşitliliğini artırıyor. Bu da ne yapıyor? Alerji gibi, başka ne var? Obezite gibi çocuklarda sık görülen riskleri azaltıyor. Yani evde evcil hayvanların beslenmesi bir şekilde çocukların sağlığına da yararlı olduğu kanıtlanmış. Başka neler var? Kanser tedavisinin etkinliğinde, tabii ki mikrobiyotayı düzelterek kanseri tedavi edemeyiz. Ama kanser tedavisinin etkinliğinde de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kanser tedavisini iyileştirdiği, kolaylaştırdığı görülmüş. Başka neler var? Bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri artıran karbonhidratların stres ve kaygıyı azaltmada da etkili olduğu gösterilmiş. Son olarak son çalışmalardan bir tanesi de probiyotiklerden zengin beslenmenin deney hayvanlarında ömrü %60 artmış ve bu hayvanlar kronik hastalıklara daha az yakalanmış. Mikrobiyotamız anne karnında oluşmaya başlar. Doğum şeklimiz, doğum zamanımız, erken doğup doğmadığımız, anne sütüyle ne kadar beslendiğimiz, sezeryan olup olmadığımız, bunların hepsi
mikrobiyotamızı etkiler. Bunun dışında çocuklar 3 yaşına geldiğinde aslında mikrobiyotanın tamamen kurulduğu ve ömür boyu çok değişmeden, yani temelinin kurulduğu genel kabul olarak görülmüştür. Peki mikrobiyotamızı değiştirebilir miyiz? Evet, özellikle beslenme şeklimizi değiştirerek mikrobiyotamızı değiştireceğimiz kabul edilmiş. Bunun dışında mikrobiyota transplantasyonu, yani dışkı nakli de deniliyor buna, bunlarla ilgili de birçok çalışma var. Peki doğal yollardan nasıl değiştirebiliriz? Beslenme şeklimizi değiştirerek. Eğer yediğimiz diyetteki çeşitliliği artıracak olursak, mikrobiyotamızın da çeşitliliğinin artırıldığı gözlenmiş. Yine az önce söylediğimiz gibi egzersizin de mikrobiyota çeşitliliğini artırarak vücudumuza mikrobiyotayı daha yararlı hale getirerek hem uzun yaşamak hem de sağlıklı yaşamak olarak bize geri dönüşünün olacağı da araştırmalarla tespit edilmiş. Mikrobiyotamızı nasıl daha fazla çeşitlendirebiliriz? Beslenmemizde hangi besinler alarak bunu sağlayabiliriz? Bu da araştırmalarla tespit edilmiş. Karbonhidrat grubunda tam buğday, arpa, çavdar, yulaf, kara buğday, kepekli pirinçleri yiyebiliriz. Meyve grubunda neler yiyebiliriz? Muz, elma, çilek, üzüm. Bunların hepsi mikrobiyotayı çeşitliliğini artırır. Sebze grubunda enginar, yer elması, kuşkonmaz, kereviz, soğan, sarımsak, pırasa, domates ve hardal bitkisi de mikrobiyotayı artırır, yani çeşitliliğini artırır. Başka yağlı tohumlardan keten tohumu, badem, fıstık, ceviz, her zaman zeytin. Bunun dışında bal, mutlaka bunların hepsini yiyerek mikrobiyotamızı artırabiliriz. Mikrobiyota ilk başta söylediğim gibi çalışmalar çok çeşitlendi. Belki de birçok kronik hastalığı, diyabeti, obeziteyi, Alzheimer'ı, bunun gibi birçok hastalığı mikrobiyotayı farklılandırarak çözebileceğimiz tahmin edilebiliyor. Göreceğiz. Ama mikrobiyotayı çeşitlendirmenin sağlığımız üzerindeki etkileri kanıtlanmış durumda. Herkese iyi günler diliyoruz.